Tercih zamanından herkese merhabalar. Bugün programda konu başlığımız yeni bir eğitim modeli, projeler bazlı eğitim modeli ve konuğumuz İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Sayın Doktor Zuhal Yılmaz Doğan hocamızla beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Veliler ve öğrenciler proje bazlı eğitimden ne anlamalıdır? Nedir acaba bu? Bize açıklayabilir misiniz? Kurumumuz bünyesinde aslında 5 yıldır uyguladığımız proje modelli lise eğitimi olarak bahsediyoruz. Aslında bu proje temelli yaklaşıma dayanıyor ve burada öğrencinin merkezde olduğu, ki zaten son dönemde bütün öğretim yaklaşımlarında da olması gereken bu, öğrencinin merkezde yer aldığı ve öğrencinin kendi ilgi ihtiyaçları doğrultusunda ve günlük yaşamdaki karşılaştıkları problemler üzerinden geliştirebilecekleri projeler olarak düşünüyoruz. Tabii bunun bir süreci var ilk önce ve biz bu çalışmayı özellikle lise birimiyle birlikte yürütüyoruz, bu proje modelli eğitim uygulamasını. İlk önce rehber öğretmenlerimizle birlikte doğa kişilik yönelim testlerimiz var ve bunlar Myers-Briggs'in tipolojisine dayanan bir testtir ve öğrencinin ilk önce... Uluslararası uygulanan bir aslında tabii ki literatürde uluslararası olan bir testi bu. Daha sonra rehberlik bilimimiz ve akademisyenlerle çalışarak biz kendimize uygun yine bu tipolojiye dayanan bir test geliştirdik. Ve bu testin sonunda bütün öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren bu testler yapılıyor. Bu testleri kimler yapıyor? İlk önce rehber öğretmenlerimiz, rehberlik birimlerimiz yapıyor. Her bir öğrenciye uygulanıyor. Ve bu testler sayesinde aslında öğrencilerin işte ne kadar rasyonel, yani kişiliklerini tespit ediyoruz. Ne kadar akılcı veyahut girişken olması, sosyal ilişkileri, bunları tespit edebildiğimiz bir test türü. Burada bunu yapmamızın sebebi aslında öğrencinin eğilimini tespit etmek ve kişilik yönelimlerini tespit etmek. Bunları tespit ettiğimizde aslında bu öğrenci kariyer olarak ne yapmak istiyor ve nereye yönelmesi gerekiyor? Çünkü hani 9. sınıfta düşündüğümüzde daha öğrencinin kendi kariyer seçimleriyle ilgili bir şeyleri belirleyebilmesi erken bir yaş ve bunun içinde birazcık daha akademik bir destek ve yönlendirme ve farklı projelerle de aslında bu eğilimlerini tespit etmeleri gerekiyor. Biz bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce testlerimiz yapılıyor. Testlerden sonra öğrenciler danışman öğretmenlerle eşleniyorlar ve bu öğretmenleriyle birlikte projelerini, fikirlerini geliştirmeye başlıyorlar. Bu projeler bazen öğrencilerin zaten kafalarında olan sorular olabiliyor ve bu sorular üzerinden öğretmenleriyle birlikte projeyi geliştirebilirler veyahut günlük hayatlarında sürekli gördükleri bir şeydir ama hiç bunun üzerine düşünmeyi veya bir proje geliştirmeyi tasarlamamışlardır. Ve bu proje yönlendirme sürecinde aslında bu fikirler ortaya çıkıyor. Tabii burada bizim danışman öğretmenlerimiz çok önemli. Öğrencilere destek veren, akademik içerikte yardımcı olan. Evet. Oraya gelmeden önce ne gibi projeler çıkıyor? Mesela bize birkaç örnek verebilir misin? Mesela ucuz elektrik üretme veyahut işte bir mantar türünden çok gerçekten laboratuvarlarda çok uzun süre çalışılmış kanser tedavisiyle ilgili projeler de olabiliyor. Veyahut beşeri bilimler alanında, psikoloji alanında bu pandemi sürecindeki öğrencilerin sosyal duygusal süreci nasıl gerçekleşti? Uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları nelerdi? Veyahut teknolojik tasarım alanında engelliler için güvenli park sistemlerinin oluşturulması, trafikte takip mesafesinin korunması gibi birçok proje aslında öğrenciler geliştirebiliyorlar. Tabii dediğimiz gibi bunlar kendi yönelimleri doğrultusunda olması gerekiyor. Çünkü öğrencinin ilk önce bu projeyle ilgili bir motivasyonun olması ve bununla ilgili çalışabilmesi için zaman ayırması, bir emek sarf etmesi gerekiyor. Bu nedenle de proje tasarımında ve projeleri tasarlama sürecinde mutlaka öğrencilerin fikirleri alınıyor. Tabii burada bireysel proje de geliştirebilirler, takım halinde de yapabilirler. Yani iki veya üç öğrenci bir araya gelebilir ve takım oluşturarak bir projede geliştirebilirler. Tabii biz takımı neden tercih ediyoruz? Bu işbirliği içerisinde aslında çok fazla kazanım elde edebiliyorlar. Evet. Ki günümüzde de zaten iş hayatındaki başarı formülünde tek başına başarı sağlayanlar değil, ekip çalışmasına uygun ve ekibi yönlendirebilen kişiler ön plana çıkıyor. O daha lisede daha bunun temellerini atmış oluyorsun. Tabii yani burada çünkü iş paylaşımı yapabilmesi, takım çalışması sırasında birbirleriyle iletişim nasıl sağlıyorlar? Birlikte bir projeyi yönlendirebiliyorlar ve sonlandırabiliyorlar mı? Ve bu sırada herkes kendi görevini aslında tanımlayabiliyor mu? Bunlar çok önemli. Ve bu süreçte de aslında
özellikle 9. sınıfta mümkünse biz takım çalışmasına ve gruplarla çalışmalarına yönlendiriyoruz. Ama tabii öğrencilerin bazen bireysel olarak zaten bir proje geliştirmiş oluyorlar hali hazırda ve bu projeleri de kendileri bireysel olarak yürütebilirler. Bu öğretim anlayışıyla öğrenciler üzerinde acaba ne gibi bir etki yaratıyorsunuz? Özellikle ne gibi kazanımlar elde ediyorlar? Şimdi tabii bir proje geliştirme sürecinde çok fazla kazanımdan bahsedebiliriz. Öncelikle tabii ki akademik olarak düşündüğümüzde öğrenciler bir bilimsel çalışma sürecini öğreniyorlar. Yani bu nedir? Bilimsel düşünme basamaklarına hakim oluyorlar. Bilimsel düşünme basamaklarında da ilk başta bir problemi tanımlayabilme, daha sonra bununla ilgili varsayımlar, hipotezler üretebilmesi, bununla ilgili veri araçlarını tespit edip verileri toplaması ve bulgular elde edip bu bulguları yorumlayabilmesi. Aslında bunları düşündüğümüzde bunlar tamamen bilimsel süreç becerileri dediğimiz ve bilimsel düşünme basamaklarını tek tek uygulayarak bir rapora döktükleri ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini aktive eden beceriler. Şimdi bu süreçler aslında bizim çoğu zaman böyle lisans eğitiminde, yüksek lisans eğitiminde hatta tez yazarken edindiğimiz beceriler. Biz bunu neden lisede edindirmeye çalışıyoruz? Benim zamanımda üniversitede yaptık böyle projeleri. Evet, ben de hali hazırda da üniversitede de verdiğim derslerde aslında bunun çok eksikliğini görüyorum. Çünkü evet, bunlar erken yaşta kazandırılması gereken beceriler. Öğrencilerin hani bu hep ezberletilmiş bilgiyi kağıda dökmesini istediğimizde evet bu da gerekli belki akademik süreçlerinde. Ama aslında öğrenciye bir yol açtığınızda ve bir bilimsel araştırma nasıl yapılabileceğini o öğrenciye siz yönlendirebildiğinizde ve gösterdiğinizde adımlarıyla bunu öğrenciler çok rahat yürütebilirler. Bu sırada tabii akademik bir raporlama yaparken akademik dürüstlüğü öğreniyorlar. Yani bir metin içi referans gösterme, kaynakça yazma ve yahut işte bir alıntı yaptığında doğru alıntılar yapabilmesi, intihal yapmaması, yani bilgiyi aşırmaması ve bunun sahibini doğru olarak gösterebilmesi veyahut yaptığı bir çalışmayı etkili bir şekilde sunabilmesi, hem sözlü olarak hem yazılı olarak sunabilmesi, aktarabilmesi, bunlar aslında hep dediğimiz çok değerli olan hem akademik sürecinde hem de kişisel gelişim sürecinde aslında, yani öğrencinin bir ifade gücünü destekleyen bir beceri de ayrıca hani kişisel beceriler dediğimizde takım çalışması dedik. Birlikte bir çalışmayı yürütebilmesi. Bunlar da aslında kişisel alanda kendilerine katkı sağlayacak çok değerli beceriler. Burada kendilerine eminim öğretmenler tarafından fikir veriliyor. Danışman öğretmenlerden bahsettiniz, onlar önemli rol oynuyor. Acaba onlar nasıl seçiliyor? Evet, şimdi tabii bu çalışmalarda ilk önce öğrencinin tabii yönelimini buluyoruz dedik. İşte hangi alanda çalışmak istiyor? Efendim bilimler alanında mı çalışacak, beşeri bilimlerde mi çalışacak veya teknolojik tasarım alanında mı bir çalışma düşünüyor? İlk önce bunu tabii tespit ediliyor. Daha sonra bununla ilgili çalışma yapabilecek öğrenciyle birlikte motivasyonu yüksek öğretmenin de bulunması gerekiyor. Ama bu öğretmenler tabii proje yapın dediğimizde çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir süreç değil. Öğretmenin de uzmanlık gerektiriyor. Aynen. Yani öğretmenin de donatılması gerekiyor. Tabii biz bunun için ne yapıyoruz? 2015 yılında başladık bu sürece. Bir mentor öğretmen sistemi oluşturduk. Bu sistemde biz ne yapıyoruz? Her yıl Eylül ayında öğretmenlerimizi aslında derinleştirilmiş bir eğitimi alıyoruz. Bu öğretmenlere aslında öğrencilere kazandırmak istediğimiz her beceriyi ilk önce öğretmene kazandırıyoruz. Ve öğretmenlerimize bilimsel araştırma süreçleri nasıl yapılır? Bir rapor nasıl yazılır? Öğrencileriyle bunu nasıl yürütebilirler? Hangi aşamalarda destek almalı gerekir? Çünkü bazen öğretmenlerimizle de bu proje tamamen ilerleyemeyebilir ki akademik bir destekte, yani işte üniversitelerden, akademisyenlerden de destek alarak bu projelerimiz geliştirilebilir. Bunlara uzman desteği diyoruz ve bu destek olduğunda tabii ki projemizin içeriği, geçerliliği, güvenilirliğinin de aslında güçlendirilmesi için bu tür destekler gerekli oluyor. Ve öğretmenlerimize işte intihal demiştik, ilk önce öğretmenimize öğretiyoruz. Referans gösterme nasıl olması gerekiyor, uluslararası alanlarda nasıl yapılır ve öğretmenlerle birlikte biz projeler yazıyoruz. Yani ilk önce kendilerinin deneyimlemesi, bu proje yazma sürecinin nasıl olduğunu kendilerinin görmesi gerekiyor. Daha sonra bu öğretmenlerimiz işte öğrencileriyle birlikte aynı sürece başlıyorlar ve yıl içerisinde tabii ki öğretmenimizi bırakmıyoruz biz hiçbir şekilde. Çünkü bu proje aslında çok yenilikçi olma, sürekli yeni fikirler üretmeyle alakalıdır. İşte öğretmenimiz, öğrencimiz bir fikir üretiyor.
üretir ama daha sonra üçüncü bir akıl dahil olduğunda o proje daha farklı olabilir, daha değişebilir, evrilebilir ki bu da kötü bir şey değildir. Çünkü her proje ve her fikrin mutlaka evrilmesi, değişmesi, gelişmesi gerekir ve bu süreçte de biz de sürekli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize destek oluyoruz. Ama bazen öğrencilerimiz daha hevesli oluyor ve zaten kendi aklında bir fikri oluyor, direkt bize yazmaya başlıyor. Böyle örneklerimiz de var. Kendisi hemen fikrini ortaya koyuyor ve bununla ilgili yapabileceği çalışmalar neler olabilir? Destek istiyor. O zaman hemen okuldan öğretmeniyle yeniden irtibata geçerek böyle yapabilirsiniz. Ve bu sefer işte bir proje koordinatörlüğü, öğrencimiz, okulumuzun desteği, hatta bazen velilerimiz dahil olmak istiyor. Farklı bir sinerjiyle aslında o projelerde yürüyor. Ve biz bu tür projelerde de aslında çok güzel verim elde edebiliyoruz. Tabii bu kadar projelerden bahsettik. Geliştirilen projeler nihayetinde nereye varıyor? Yani şöyle, tabii hangi tür proje olduğu çok önemli. Biz yani mesela... bir sunumla velilere sunmak gibi veya öğretmenlere sunmak gibi, bir jürinin önüne çıkmak gibi bir şey yapıyor musunuz? Aslında proje kapsamlarında çok farklı projelerimiz var. İşte dediğiniz gibi aslında ulusal projeleri düşündüğümüzde genelde yarışmalarda biz bunları sergiliyoruz. Tabii şu anda hani Türkiye'de en yaygın ve en köklü olanlar mesela TÜBİTAK projeleridir. Hatta bu sene 53.sü yapıldı. Yani 53 yıldır yapılan köklü bir proje alanı var. Kutup alanlarında çalışıyoruz. Kutup projeleri yine TÜBİTAK alanında yapılan projeler. Bayer projeleri olabiliyor. Bunun gibi birçok ulusal yarışmalar var. Öğrencilerimizi ilk önce bu yarışmalara yönlendiriyoruz. Hatta uluslararası yarışmalarımız var ve bu alanlarda çok güzel başarıları var öğrencilerimiz. Mümkünse o projeleri de yönlendiriyoruz. Tabii ki orada bir dil yeterliği de gerekiyor. Dil yeterliği iyi olan, hatta bu alanda yarışabilecek, ifade edebilecek. Çünkü hem bilimsel bir raporlama süreciniz var yazım aşamasında, hem de onu ayrıca sunmanız gerekiyor. Bu projeleri de yönlendiriyoruz. Yani burada birazcık daha yarışma bazlı oluyor ve yarışmalarda derece alarak çocuklar aslında oradaki becerilerini yarışmalarda sunarak bir belge almış oluyorlar, derece almış oluyorlar. Bir motivasyon kaynağı da oluyor. Aynen. Ama bunun yanı sıra farklı projelerimiz de var. Yani uluslararası projelerimiz oluyor. Bunlar Avrupa Birliği projeleri diye geçiyor. Bu projelerde hareketlilik bazlı oluyor. Yani okullar, farklı okullarla, yurt dışındaki okullarla bir araya gelerek yürüttükleri okul eğitim alanında yapılan projeler. Bu projelerde neler oluyor? Aslında iyi örnek paylaşımıdır bu projeler. Aynı yaş grubunda benzer öğrenciler bir araya gelerek farklı ülkelere, tabii bu pandemi döneminde bir iki yıllık bir ara vermek zorunda kaldık. Ama bundan önceki çalışmalarda hareketlikler bazı oluyor. İşte bizim buradaki öğrencilerimiz kalkıyor Portekiz'de Marina Grande denen bir bölgede oradaki öğrencilerle birlikte bir hafta vakit geçiriyorlar. Orada atölye çalışmaları yapılıyor, quizler yapılıyor, birlikte geziler yapılıyor, müze gezileri yapılıyor. Bazen bu kuluçka kampları oluyor, fikir üretimleri. Ortak projeler geliştirip bir yıl boyunca o projeleri, prototipleri, tasarımları oluyor. Veyahut bunun sonunda kampa dahil oluyorlar. Bunlar bazen bilim kampı, girişimcilik kampı dediğimiz çok projeler büyük bir olabiliyor. Vizyon gelişiyor. Evet, yani orada tamamen uluslararası artık çocuklar bir paylaşımda bulunuyor. Hocam tüm bunların yanında şunu da merak ediyorum. 5 yıldır yürütüyoruz dediniz projeyi. Mezunlarınız vardır. Acaba mezunlarınızdan gözlemledikleriniz var mı? Şimdi tabii mezunlarımızdan çok değerli çalışmalar yapan öğrenciler var. Mesela işte bir uluslararası projede dahil olan bir öğrencimiz vardı. Kendisi daha lise döneminde bir e-ticaret şirketi kurdu. E-ticaret şirketini kurduktan sonra işte bunu bayağı bir geliştirdi ki bu yaptı aslında bir uluslararası bir projede Dublin'de bir projede arkadaşıyla geliştirdiği bir fikirdi. Ve bu geliştirdiği fikri şirkete dönüştürdükten sonra bununla ilgili çalışmaya başladı. Sonra tabii kariyer olarak mühendislik seçti ve şu anda Almanya'da okuyor. Veyahut işte bazı öğrencilerimiz kendi yaptıkları bu projelerde dereceler aldıysalar bunların patentlerini alıyorlar. Patentlerini aldıktan sonra o çalışmayı geliştirmeye devam edebiliyorlar. Ve bazıları mesela bir mantar üzerinden çalışmıştı bir öğrencimiz. Hatta iki öğrenciydi. Biri Harvard Üniversitesi'ne kabul aldı. Çünkü bu projesini daha sonra uluslararası bir projede daha sundu. Orada da birincilik alınca biri Harvard Üniversitesi'ne, diğeri de Stanford Üniversitesi'ne gitti. Hani bu ayrıca üniversitelerden kabul alma sürecinde de orada aslında çok öğrencilerin etkili, etkili değerlendirebiliyorlar.
Peki. Hakikaten çok önemli eğitim bilimi sürekli gelişiyor, yenilikler var ve Sayın Doktor Zuhal Yılmaz Doğan Hoca da yeni bir eğitim modeli olan projeler bazlı eğitim modeliyle öğrencilerin ne gibi kazanımlar elde ettiğini bize açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgiler için. Evet, İTÜ ETE Vakfı Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Doktor Zuhal Yılmaz Doğan Hoca bizimle beraberdi tercih zamanında. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.